Kasaba hala uykuda. Bizim de öyle olmamız gerekirdi. Orası Bannister'ın yeri. Salonun önündeki adam kim? Adamın biri işte. Ne fark eder ki? Richie misiniz? Bay Dan Richie misiniz? Evet, doğru. Şey, ben sizi bekliyordum. Buralardan mısın? Hayır. Ve beni bekliyorsun. Ellsworth'tenim. Mesaya geleceğinizi duydum. Bu seni neden ilgilendiriyor? Adam Robles. David Robles. Anımsadınız mı? Adını duymuştum. Senin gibiler her yıl birkaç kez silahlarını başkalarına karşı kullanır. İsimlerinizi sadece birilerini öldürdüğünüz zaman duyarım. Geldiğin yere geri dön Robles. Seni öldürmek istemiyorum. Git ve belanı başka bir yerde ara. Bay Dan Richie. Hala gitmedin mi? Del Rio'yu hatırlar mısın? 5 yıl önce. Del Rio'yu hatırlıyorum ama seni değil. Oradaydım. Sen de. Tabii Thomas da. Tarp. Ve Bentley de. Onlar öldü. Evet, biliyorum. Öyle mi? Uzun zamandır bunu bekliyorsun, değil mi? Silah kullanmayı öğrenmek 5 yılımı aldı. Sen bilirsin. 3'e kadar say. 1 2 3. Sen. Bayım, bir şey söylemeden önce iyi düşünün. Bu Dan Richie. Kasabada doktor var mı? Dan doktor Richie bu tarafta. Vurdun. Buna inanamıyorum. Cehenneme gidip kendini sormak ister misin? Şey, ben sakıncası yoksa rapor etmem lazım. İsminiz? Robles, David Robles. Doktora peki, görünmesi gerek. Şerif gibi davranmayı bırak. Hadi defol Tillman. Adım Ed Bannister. Doktor musun? Hayır, ama sana doktorun yerini göstereceğim. Biliyorum, herhangi biri Dan Richie'yi vurabilir. Buna gerçekten saygım var. Birkaç hafta önce küçük bir konuşma için onu buraya çağırmıştım. Sonra onu kasabaya girer girmez öldürdüm. Sana kızmam gerekirdi ama dediğim gibi saygımı kazandın. İyi arkadaşındı sanırım. Tabii, tetikçilerin diğer tetikçiler dışında arkadaşı olmaz. Beni hiç duymadığını mı söylüyorsun? Evet, Bannister. Duymadım. İlginç. Bak, ben silahımı bıraktığımda kabzasında 14 kesik vardı. Ha? Evet bayım. Bir adama ilk kez silah çektiğimde sadece 16 yaşındaydım. Orada bekle. Doktor. Hey doktor, meşgul müsün?
Sağır değilim. Sesleri duydum. Neyim ben, doktor mu, ucube mi? İkisi de. Buna bir bak, diğerini de göm. Teşekkür ederim Bannister. Arkadaşlarla ben ilgilenirim. Kan kaybından ölmek istemiyorum, kısa kesin. Ayağa kalk. Kalk. Geç şuraya. Otur. Bakalım. Gömleğini çıkar. Nasıl doktor? Çok kötü. Sadece sıyırmış. Güzel. Neden doktor, seni iyi ettikten sonra benim yerime gelmiyorsun? Tüm istediğin içmek değil mi? Evet, bunu yapabilirim. Güzel. Ona iyi bak doktor. Kimi öldürdün? Ben Richie'yi. Demek onu. Peki sen kimsin? David. Robles. Ne hoş. Bu ismi hatırlayacağım. Biri seni öldürdüğünde ona bunu söyleyebilirim. Hareket etme. Günaydın Estella. Günaydın doktor. Bu artık bandajlanmaya hazır ve diğeri ise gömülecek. Hafif bir yara. Biraz karbonik asit koy ve ince bir bandaj sar. Çok acır mı doktor? Boynuna geçecek bir halat kadar değil. Komik biri. Ceketini çıkar. Neden kalıp benimle ilgilenmiyor? Sana ceketini çıkar dedim. Tamam. Kadın doktor bana göre değil. Sabun da sana göre değil. Sen de çok komiksin. Bu kasabada herkes çok komik. Eğer gözyaşı görmek istiyorsan, git ve az önce öldürdüğün adamın ailesini bul. Öldürdüğüm adam hakkında ne biliyorsun? Sadece az önce ölmüş biri olduğunu biliyorum. Bundan fazlası gerekir mi? Del Rio'ya git ve gör. Kaç insan Dan Ritchie'nin ölümü için ağlıyor. Ben Del Rio'da yaşamıyorum. Burada yaşıyorum, Mesa'da. Ve $1 alayım. Borcum borç. Emin ol ödeyeceğim. Evet, sana inanıyorum. Ken, hadi Richie'ye bir tabut bulalım. Sana yardım edeceğim. Brazy, buraya gel. Sonra doktor. Hey! Bay Robles. Bay Robles, atınızla ilgilendim. Atınızla ilgilenen bendim. Masaj yapıldı ve yem verildi. Richie'ye yaptığım gibi. Minnettarım. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Söylemeniz yeterli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Yapabileceğim bir şey varsa Bay Robles, Breezy diye çağırın. Burada olurum, tamam mı? Pekala Breezy. Zopa sağlamsın. Evet. Bence oldukça şanslıydın. Mesa'daki en dostane yere hoş geldin. Ne istersin? Viski olabilir. İki tane olsun. Yoruna git Brizy. Ama oldu mu şimdi? Bay Robles, rahatsız etme. Ayak altından çekil. Ona bir içki ver. Atınla ilgilendi. Gözünü ondan ayırma Dave. Adım gibi eminim bir kazancı yoksa bir şeye yardım etmez. Hadi. Sorun aynı sebepten bunu tekrar yapacak olması. İçkin iç Brizy. Sonra kaybol. Minnettarım, evet. Sizde de Bay Robles. Biliyor musunuz? Bugünlerde size bir içki ikram edeceğim. Evet edeceğim. Bakın, buranın batısında bir işim var. Ben ve bir arkadaşım. Bir gün geri ödeyeceğim. Kasabadaki herkesten bu hikaye sayesinde beleş içiyor. İnanıyorsunuz değil mi Bay Robles?
İnanıyorum Breezy. İçkini iç değil, mesele yaşamak hoştur. Burayı seveceksin. Burası gelip kalmak için hoş bir yerdir. Kadehini bitir ve git. Hadi git artık. Arkadaşlarla iyi geçineceksin diye. Onlardan bazıları birazdan burada olur. Evet. Ve Jasper ve Dawson kardeşler. İsimleri tanıdık mı? Evet, onları duydum. Neden geliyorlar? Çünkü onları ben çağırdım. Richie olduğu gibi. Onlar burayı seviyor. Nasıl anlamadım? İlginç bir kasaba. Dave dostum, bir tetikçi çoğu yerde hoş karşılanmaz. Gözlerini karnından ayırmamalı ve her an tetikte olmalılar. Ama burada rahat olurlar. Her istediklerini yerler, her istediklerini içerler. Kanunları sorun etmezler. İşte. Senin kartın. Dave Robles. İşte bu. Gördün mü? Şimdi sen de onlardansın. Orada bir sürü kart var. Elbette. Kartlardaki isimlere bak. Hepsi St. Louis'in en hızlı silah çekenleri. Hadi. Hadi nişan al. Bundan emin misin? Tamam, bekle. Silahımı kullan. Onunla nişan al. Güzel silah. Bu silah zaman içinde birçok saygın elden geçti. Evet. Çok iyi. Yippee! Bu Fred Jasper. Fred kasabaya girer girmez kasaba çalkalanmaya başlıyor. İçeri gel seni yaşlı kurt. George, Bill, harika görünüyorsunuz. İçtikten sonra daha iyi olacağız. Vegeta'da mıydın Fred? Sadece bir iki gün. Oralar fazla sessizdi. Marshall'lar kasabanın yarısını kapatmış. Buralarda çalışan bir kanun adamı bulamayacaksın. Söyle, inek sürülerinin en son buradan ne zaman geçtiğini hatırlayabiliyor musun? Sessiz bir kasaba. Mesa gibi ölü bir kasabada senin gibi bir adam. Evet, belki de ben hayata döndürürüm. Hadi biraz eğlenelim. Sonra oturup uzun bir konuşma yaparız. Hoşuna gidecek güzel bir fikrim var. Dev, gel buraya arkadaşlarımla tanış. Çocuklar, bu Dev Robles. Bu George Dawson, bu da kardeşi Bill. Bu yaşlı adamsa Fred Jasper. Merhaba. Robles ha? Sen geçen ay Bob Tarp'la kapışmamış mıydın? Dodge'un dışında. Tarp'ı kim takar? Dave bu sabah burada en iyi işi yaptı. He? Dan Rich. Dan Rich'i mi hakladın? Ben... Bayım. Bunu şerefinize kaldırıyorum. Rich'i daha önce gördüm. Psst. Kedi gibi hızlıydı. Umarım bir süre buralarda dolaşırsın Dave. Buralarda dolaşmam için bir sebep yok. Ama burada dostlar arasındasın. Rich'i herkes vuramazdı değil mi Pat? Elbette. Buradaki arkadaşlar tarafından istenmeyebilirsin. Richie'yi vurduğun lafı yayıldığında insanların sana nasıl tebessüm ettiğini göreceksin. Kendine hakim ol genç adam, tamam mı? Bizim gibi. Bu doğru. Hadi iç Dave. Böyle bedava içki ve dostça bir grubu nerede bulacaksın? Peki siz devam edin, ben içeceğim. Yeterince sıkı mı doktor? Sanırım öyle Ken. Kazıya yardım edecek misin? Üzgünüm doktor. Yaşlı Logan'ın atının nallanması lazım. Söz verdim. Breezy buralarda mı? Görmedim. İhtiyacın olunca hiç burada olmaz. Kazı da bana yardım edecekti. Pekala Ken. Hadi götürelim. Pekala. Doktor, zamanın var mı? Merhaba Ken.
Seninle konuşmamız gerek. Eğer önemli bir işiniz yoksa bize yardım edin. Tabii. Tamam. Heh, güzel tabut Ken. Sağ ol. Ken, para kazanacaksan yaşlı Logan'ın atıyla ilgilensen iyi olur. Daha da önemlisi, söz verdim. Tabutu arabaya koymanıza yardım edip gideceğim. Oldukça düzgün. Evet, kaldıralım. Daha doktor, seninle konuşmak istediğimiz... Önce iş gör biraz. Aklında ne var Roy? Bannister. Ve bu. Onu çok serbest bıraktık. Bannister buraya geldikten bir ay sonra bu kasabada her şey değişti. Hatırlıyor musunuz? Size o zaman derhal gidelim demiştim. Başımız belada. Tom, sen bir peygambersin. Sen gerçekten peygambersin ama çok konuşuyorsun. Gerçekten çok konuşuyorsun. Sonra görüşürüz çocuklar. Daha ciddi olmalısın doktor. Bannister'ın geçen ay boyunca yaptığı tek şey sokaklardaki tetikçileri bir araya toplamak oldu. Böyle bir salonu bu adamlarla doldurmasına engel olmalıyız. Bunu yaparsam lanetleneceğim. Ama bunu yapmazsam daha sonra olacaklar için endişeden ölebilirim. Baylar, cenazeye katılmak ister misiniz? Hayır, sağ ol. Jack Tillman'a şerif olarak görevinde yardımcı olalım. Şimdi şu işi halletmeliyim. Biraz kazı işi. Sonra tekrar konuşalım. He? Breezy, neredeydin sen? Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Sonra görüşürüz çocuklar. Tillman'ı bulalım. Hadi hadi vur şunu. Hey, ben vurdum da. Hayır dostum, çok ben vurdum. Nişancısın. Çok. Sahiplen hiç mi diyemiyorsun? Hadi tekrar vur bakalım. Tamam. Hadi vur. Hadi hadi. Hadi vur. Nişan al. Vuramıyor. Hadi. Yine vuramıyor. Ben vur sana. Ha, ha bak. Senden silah şöyle falan olmaz. Ha, gördün mü? Hiçbir şeyi vurdum. Bile vuramadın. Jasper. İzin verir misin? Biriniz kazansa iyi olacak, yoksa teneke kupalara kalacaksınız. Merhaba beyler. Beyler. Ha, bakın kim gelmiş. $5 ver. Ne doları? Hadi $5 ver. Bence iyi kazanç. Hadi ver adamı, yoksa çok kırılırım. Kırılmak mı? Şuna bakın, nasıl da kibar bir beyefendi. Evet. Ne istiyorsun Tillman? Ben istemiyorum Ed. Biliyorsun, kasabalılar. Bilmiyorum, neden söylemiyorsun bana? Hey Fred, eğer bu teneke yıldız insana böyle cesaret veriyorsa ben de istiyorum. Silver City'de indirdiğim o yakışıklı gibi. Hatırladın mı? Sence bir çift de bize yaptırmalı mıyız ha? Hey, hadi birlikte içelim. Buraya gelin. Hey Fred, o içemez. İçemez. Şimdi görev başında. Evet, görev. Görevdesin sen, unuttun mu? Gel de görevini yap. Şimdi çocuklar, ben... Hadi çocuklar. Az önce ne güzel eğleniyorduk. Jack'le de eğlenebiliriz. Öyle değil mi Jack? Ben sonra geleceğim. Yapmam gereken başka bir iş var. Ha, yapma, neden bize takılmıyorsun? Evet, eğlence daha yeni başlamıştı. Ben gidip bir kızı görmek istiyorum. Bir kız mı? Dave, yanlış kasabaya geldin. Dacia'da Wichita'ya gitmeliydin. Hayır, buradaki eğlenceyi bırakacak kadar önemli demek. Sen daha bugün gelmedin mi? Evet. Hadi yapma Dave, kasabayı terk etmeyeceksin değil mi? Gitmek istersem giderim, kalmak istersem kalırım. Söylemek zorunda mıyım? Ben senin dostunum. Rich'nin de dostu muydun? Bu adamı hiç kontrol edemeyiz. Canınız mı sıkkın Bay Higgins? Şu Jack Tillman. Bütün gün o fare deliğine giriyor ve orada kalıyor. Muhtemelen serseriler de ortalıkta cirit atıyor.
Kasabanın ihtiyacı olan şey biraz güç. Bu kesinlikle böyle gitmez. Aha, bunu sevdim. Ama kırmızı ona yakışmaz. Elinizde aynı bedenin başka rengi var mı acaba? Mavi benekli. Mavi iyi. Mavinin ona çok yakışacağını umuyorum. Buna uygun kurdelanız var mı? Olmalı, getireyim. İşte kurdele. Bakalım uyuyacak mı? Çok hoş. Kansas City'deki en güzel giyimli kız olacak. Bunu güzel bir kutuya koyup benim için gönderir misin? Tabii. Mektup da göndermek ister misiniz? Evet, mektup. Ama yarına kadar beklemelisin. Güzel bir mektup yazmalıyım, tamam mı? Çok güzel bir paket yaparız. Çok güzel. Pekala, hoşça kalın Bay Higgins. Hesap görmeye geldim. Teşekkür ederim. Ben düşündüm de başka bir sargı daha istiyorum. Yarınız hala rahatsız ediyor mu Bay Robles? Bir baksanız iyi olur. Neden oturup doktoru beklemiyorsunuz? Birazdan gelir. Doktor kocanız mı? Onun için çalışıyorum. Şimdi onun akşam yemeğini hazırlamalıyım. Affedersiniz. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Hastalar buranın dışında tedavi olur. Ben buradayım. Pekala. Gömleğini çıkar. Tamam, olur. Otur. Tamam. Bir bakalım. Sağlam bir adamsın. Teşekkür ederim. Çok sağlam. Tabii bu adam bir sabah öldürülebilir ama o aşkı düşünebiliyor. Bu sizin inceliğiniz. Ama ben bunlardan birini seçmek zorundayım. Öldürmek ya da sevmek. Aşkı hissetmiyorum şu anda. Önce hemen dışarı çık. Sonra gülmeye devam edersin. Tamam. Hey şerif! Dans et bakalım, dans et. Dans et hadi. Hadi dostum. Hadi şerif. Şerif. Dön bakalım ha, şerif. Hadi. Hadi oğlum, dans et. Senin dans etmesini bilmiyor musun yoksa? Hadi. Hadi. Ben dönüşüm acayip. Hadi yapabilirsin. Dans et biraz şerif. Oyna bakalım. Pekala çocuklar, şerif onunla oyna. Ofisine gitmemizi istiyor. Tamam gel. Evet şerif, hadi gidelim. Hadi bakalım hadi. Hadi hadi. Tamam şerif, hadi gidelim. Tamam hadi. Kaçma. Şerif gel buraya. Kaçıyorsun ha, yakaladım seni. Acaba mı? Hadi bak. Dur buraya gel. Hadi şerif. Hadi şerif. Hadi hadi. Bu neden yapıyorsunuz? Hadi yürü yürü hadi. Hadi yürü gidelim. Yürü bakalım. Yürü. Şuna aynına bak. Geç bakalım. Ben seni ne yaptım? Bunu neden yapıyorsunuz? Yere yatın gerçekten de çok. Hadi şerif ayağa kalk, acımayacak. Yardım edin. Bannister, şu kabadayıları durduramaz mısın? Kim yapabilir ki? Hadi. İstersen hadi. Bir dene. Hadi.
Gel bakalım. Hadi Şerif. Bugün büyük gün. Çocuklar. Hadi. Yapmayın. Ama sakın düşünmeyin. Ha. Bahsettiğin arkadaşların bunlar mı senin? Böyle görmemiştim. Pekala Bil. İlk sen nişan al. Ama dikkat et. Sakın vurma. Ama bu çok kolay Jasper. Kolay olduğunu biliyorum. Yalvarırım yapmayın. 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 İşte senin için sallanmaya başladı. Doktor nerede? Durun! Durun! Hepiniz korkaksınız. Bu kasabadaki insanlara ne oldu böyle? Durun dedim! Durun! Yüzücüye ne dersin? Durun! Durun! Ha, rahat dur bakalım. Hey Çikita! Hey! Hey Çikita! Dur bakalım. Hey, dur bakalım. Dur, dur güzel. Onu yalnız ne dersin dostum ha? Tamam Jasper. Vahşi bir kedi gibi. Ya! Bil. Bırak hadi. Beni! Bırak! Emin, Bil! Hadi ya. Yapmayın ama. Hadi bırakın bırak. Çocuklar. Gidelim ve biraz bırak. Daha bırak. Rahat bırak hadi beni. Hadi 5 dolarını geri alman için sana bir şans daha vereceğim. Hadi. Hadi gel. Rahat bırak beni. Hadi, hadi Bil onu bırak. 5 dolar istemiyorum. Bırak. İstiyorum. Hadi, hadi ama. Gel bakalım buraya. Hadi Bil. Gel gidip bir şeyler içelim. Bırak onu. Buradan. Bil'i. Sana onu bırak dedim. Manço onu bırakmamı mı söylüyor? Bil'i sana bırak dedim. Çekilin. Silahımı çekince... Tabii ki onu bırakacağım Seyno. Bunu istemiyorsun değil mi Jos? Yardım edin onu indirelim. Jeff! Jeff! Sana ne yaptılar böyle? Tamam iyileşeceksin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok merak etme. İyileşeceksin. Evet. Hadi gel hadi. Sen nasıl bir adamsın böyle? Hayvanlar! Böyle bir şeyi bir insana nasıl yaparsınız? Jeff! Jeff. Yardım etmemi ister misin? Lütfen şimdi onu doktora götürmeme yardım edin hadi. Jeff. Oynayabileceğimiz başka bir oyun var mı Bannister? Bir teşekkür bile etmedi değil mi? Gel içeri, bir içki al. Her şey boş değil mi? Sana bir sürü teklifim var. Vurulacak başka biri mi var? Bak, büyük bir gün. Dan Ritchie. Fred Jasper. Billy Dawson. Evet bayım, büyük bir gün. Dediğin gibi çok büyük bir gün. Robles, bugün 3 adam öldürdün. Bu 3 adam mesada işime yarayacaklardı ama önemli değil. Bu durum seni daha iyi yapar. Ve ben seni yanıma almayı düşünüyorum. Dave, bir şey öğrenecek kadar tetikçilik yaptım. Ya gençken ölürsün, ya da yıllarca kazanırsın. Ben mi? Canlı kalıp zengin olmayı planlıyorum. Dinliyor musun? Evet, evet. Kasabayı gördün Dave. Birincisi büyük bir yer. Texas'ın bütün inek sürüleri geldi. Sonra da Batı Ellsworth'a gitmeye başladılar ve Wichita'ya. Oralar gittikçe büyüdü. Burası aynı. Bu kasabanın bittiğini sanıyorsun ha? Yalnız birkaç çiftlik ve birkaç depo mu var sanıyorsun? Evet bitmiş değil. İşin bitince çok daha iyi olacak. Duyuyorsun değil mi? Evet evet duyuyorum. Sesin gayet gür. Ellsworth ve Wichita'da kanunlar var.
Öyle büyük yerlerde bu saatten sonra biz iş yapamayız. Ama burada yok. Bir adam bütün bu yapılara sahip olabilir ve bunların her birine salon açabilir. Esport ve Vincit adam buraya ticaret yaparız. Hepsi bu geniş ve açık kasabaya para dolu cüzdanlarıyla gelebilirler. Ama ben yaşlıyım. Arkamda hızlı bir silaha ihtiyacım var. Leşi gibi, Dawson'lar gibi. Ya da senin gibi biri Dave. Neden biz... Hadi Dave, uyan artık. Kalk hadi Dave. Hadi kalk. Biraz yumurta iyi gelir. Aa, midemin ne istediği önemli değil. Çok esprilisin. Şimdi yemeğe ne dersin? Annelik yapmalıymışsın. Bir şeyler yemelisin genç adam. Şey, ben dışarı çıkıp biraz temiz hava almalıyım. Teklifime ne diyorsun? Ne? Benimle birlikte çalışmaya. Şey biliyorsun ben viskini seviyorum. Ama seni o kadar sevmiyorum. Git hadi git. Öldürecek daha büyük isimler bul. Yaşlanacak ve aç karnınla şöhretin tadını çıkaracaksın asker. Ama ben sana bir hazine verebilirim. Senin hayatını kurtarabilirim. Evet. Burada kalmama izin verdiğin için sağ ol. Yavaş yavaş yaşlanacaksın. Zamanla yaşlanacaksın ve sonunda bir anlık kırılma. İşte o anda keşke fırsatım varken kafamı kullansaydım diyeceksin. İyi akşamlar Breezy. Burası geceleri hep ölümlü müdür? Bay Robles. Hayır, böyle değildir. Herkes kasaba binasındaki toplantıda olacak. Higgins'in hazırladığı toplantıda. Söylesene. Doktorun evinde çalışan şu kadının adı neydi? Estella mı? Estella ha? Evet. O da toplantıda olacak mı? Hayır, muhtemelen doktor olacak. Bay Robles, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ne olursa. Atınızı hazırladım, ahırda bekliyor. Başka bir isteğiniz var mı acaba? Teşekkür ederim Rezi. Yavaşça. Tamam. Hoşçakalın doktor. Güle güle. Her şeyi paketledikten sonra mes adına ayrılıyoruz. Ne olursa olsun sonunda Jack hayatta kaldı. Bu bize yeter. Güle güle Estella. Güle güle Bayan Tim. Yardımların için teşekkür ederim. Güle güle. Akşam yemeğini hazırlamamı ister misin doktor? Canım bir şey istemiyor. Toplantıya gidip Roy Higgins'in yasalarla ilgili konuşmasını dinlesem iyi olacak. Gelmek ister misin? Hayır doktor. Ofisi temizleyeceğim. Eğer konuşmak istemezsen gidebilirim. Toplantıya davetli değil misin? O toplantı herkese açık. İstersem giderim. Ama gitmek istemiyorum. Hala kasabada olman beni şaşırttı. Burada kalmamın sebebi seni yalnızlıktan korumak. Bu öğlen yaptığın şey için sağ ol. Bana ve Bayan Temin'e yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama bundan fazlasını sakın bekleme. Estella. Ben elveda demeye geldim. Elveda. Yardım etmeme izin ver. Ne kadardır buradasın? 4 yıldır. Neden? Neden olmasın? Bilmiyorum. Neden bir geyik bu falo sürüsüne katılır ki? Burayı seviyorum. Buraya bağlıyım. Ben Mesa'yı seçtim. Güzel seçim. Ya sen nereye bağlısın? Ben Del Rio'ya bağlıydım. 4 silahlı adam bana zayıf olduğum yerde asla güvende olmadığımı öğretene kadar. Şimdi güçlü müsün? Bununla en güçlü benim.
Onlara ödettim. Şimdi herhangi bir yere bağlanabilirim. Seninle bir hayat kurmak için. Benimle mi? Senin gibi bir kadın böyle ölü bir yerde kalamaz. Seni Doge'a, Wichita'ya, hatta Kansas City'ye bile götürebilirim. Ve bu silah bizi bağlı kılacak, öyle mi? Hayır, teşekkür ederim. Ben burada kalmayı seçiyorum. Ve söylediğin heyecanların hepsini zaten yaşadım. Sen sadece küçük bir heyecan gördün hepsini. Evet. Evet. Sayende gerçekten çok korktuk Bay Robles. Bundan tam 4 yıl önce senin gibi bir adamla evlendim. Senin gibi silahlı bir adamla. Ve bir çocuğumuz oldu. Ve bir gün onun kullandığı gibi bir silah onu vurdu. Adalet. Onun için belki... Ya bizim için nedir? Yine bir silah ve onunla kendimizi korumak zorunda kaldık. Buradan hemen gidin Bay Robles. Ama yalnız olarak. Ve eğer azıcık aklınız varsa hep yalnız kalın. Çocuğun mu var? Evet. Kansas City'de. Babasının kardeşi ve karısıyla birlikte. Çok iyi insanlar. Bir gün burada olacak. Ben para kazanacağım. Ve yakında bir yer alacağım. Ama daha önemlisi, burada bir yer edinip onu buraya getireceğim. Şey... Adios Estella. Bay Robles, Bay Robles. Evet Breezy, atım için ödülsasın. Çok sağ olun, sağ olun ama ben sizi kasaba toplantısına götürmek için geldim. Neye? Evet, bana sizin hala kasabada olup olmadığınızı sordular. Ben de onlara burada olduğunuzu söyledim. Beni istediklerinden emin misin? Evet, eminim. Bana söyledikleri bu. Ha? Neden olmasın? Evet, evet, neden olmasın? Ben size bir otel odası ayarlayabilirim. Eğer yaptıkları her şeye anlayış göstermeye devam edersek her şey elden gidebilir. Sonra da bütün kasabayı kaybederiz. Doktora katılıyorum. Ben aslında orada bir kasaba istemiyorum. Bir şey onu sevmiyorum. Miyim? Söz istiyorum. Buyurun Bayan Higgins. Benim söylemek istediğim şey seçeceğimiz kişinin kasabamızdan olmaması gerektiği. Bayan Higgins. Evet, 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 tamam. Doktor, tamam. Doktor. Sakin olun. Hep beraber konuşmayalım. Sessiz olalım lütfen. Eşim bana katılmadığı için üzgünüm. Ama bir oylama yaptık. Doktor ne düşünürse düşünsün yapmalıyız. Gel canım. Ben ne konuşmak istediğinizi anladım. Bu çok iyi Bay Robles. Buraya gelir misiniz lütfen? Bay Robles. Sizi mesada kalmaya ikna etmek istiyoruz. Kasaba şerifi olarak. Kasaba şerifi mi? Evet doğru. Onlara karşılık vermek istiyoruz. Bence siz Bannister ve arkadaşlarıyla baş edebilirsiniz. Bize lazım olan adam sizsiniz. Değil mi? Haksız mıyım? Size kasabamızın şerefliğini teklif ediyoruz. Aylık $100 ödeyeceğiz. Hapishanenin arka kısmında kullanmanıza izin vereceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Bunların hepsi çok hoş. Hapishane kısmı dışında. Peki kararınız ne? Tamam, neden olmasın? Bu benim için büyük bir şeref. Hayatım boyunca hep yaşamak istemişimdir bunu. Yani benim için bu gerçekten... Tebrik ederim Şerif. Ha, sağ olun. Tebrik ederim Şerif. İşte rozetiniz. Şey... Bu... Bu... Nereye takılıyor? Kalbinin üstüne Bay Robles. Biraz sola doğru. Burası mı? Çok iyi oldu Şerif. Bir bakalım, size bir silah lazım. Evet, hayal gibi bir şey ya. Evet. Şapkanız, ceketiniz ve yeleğiniz. Nasıl? Bu çok güzel.
Sen böyle dolanmaya devam edersen nasıl yazabilirim? Peki şimdi ne yazıyorsun? Az önce söylediğini. Eğer yavaş yazmazsam hiç kimse okuyamaz. Keşke ben de yazabilseydim. Hadi ama zamanımı alıyorsun. Umarım elbise üstüne olur. Ve çok güzel görünürsün. Sırada ne var? İyi oldu mu sence? Sevgimi belirtmek istedim. Umarım olmuştur. Aa, çok güzel oldu. Yo, şöyle yazalım lütfen. Sevgim hep yanında olsun tatlım. Her zaman. Şimdi bekle, bekle lütfen. Ve? Tanrı seni korusun. Tanrı seni korusun. Al bakalım. Sağ ol doktor. Çok teşekkür ederim. Günaydın Brezzi. Günaydın. Günaydın. Doktor. Doktor. Kalbim. Sabah kalktığımda kalbimde bir çarpıntı vardı. Viskinin kalbe iyi geldiğini söylüyorlar. İçmek mi istiyorsun? Evet. Evet, ben içersem kalbime iyi gelecek sanırım. Kesinlikle iyi gelecek. Bu mazeret mi? Evet, sebebi bu. Brezzi, benim masamdan ve likör şişemden uzak dur. 2 gün önce şişe yarısına kadar doluydu. Şimdi sadece çeyreği dolu. Onu ofisimde sakladım. Dün gizlice evime mi girdin Brezzi? Hayır doktor, öyle bir şey yapmam. Ben olduğum sürece yapamazsın. Hayır. Kahraman benim. Sormak istediğin şey bu muydu? Sordum ve şimdi çek dışarı. Doktor. Dışarı çık Brezzi ve dışarıda kal. Doktor. Evet, biraz esnemesi lazım. Bu halledilmeyecek bir şey değil. Pek rahat değil. Görüntüsü nasıl? Bu son moda ama kolları biraz daha uzun olabilirdi. Şapkalar nasıl? İşte tam orada. Kendiniz alabilirsiniz. Ben de yeleği değiştireyim. Bay Higgins. Hey. Nasıl görünüyorum ha? Bir kumarbaz gibisin. Tek eksiğin ise kartların. Peki buna ne dersin ha? Daha iyi. Sabahları hep böyle neşeli mi olursun? Niye olmayayım? Yeni bir işim var, param var. Yeni bir iş mi? Geçen gece toplantıdan neden erken ayrıldın? Gelip beni tebrik etmeni bekledim. Tebrik ederim. Bay Higgins, işte mektup. Elbiseyi gönderebilirsiniz. Bunu da elbiseyle birlikte göndereceğim. Teşekkür ederim. İyi günler Bay Şerif. Ben bunu alıyorum. Ödemek ister misiniz? Hayır, şimdilik hesabıma yaz. Hey Estella. Hey, yeni şerifle küçük bir geziye ne dersin? Ofisime kadar gelebilir misin? Sanırım yolunu kendin bulabilirsin. Siz her şeyi yapabilecek bir adamsınız. Nasıl olsa silahınız yanınızda. Hey. Yoksa işe aldığım için bana kızgın mısın ha? Hayır. Kızgın değilim Bay Robles. Sadece sizin için üzgünüm. İyi, belki biraz saygı istiyorum ha? O senin 4 yılını aldı. Bense sadece 1 gününü istiyorum. Gerçekten saygıyı hak ettiğini mi düşünüyorsun? Sadece ayda $100 aldığın için mi? Saygıyı silahın hak ediyor. Sen değil. Hem de uzun zamandır. Bilmiyorum. Belki de Ed Bannister buralarda olduğundan beri. Bak bu doğru. Sen kasabayı temizleyene kadar. Sen hiç fareli bir evi temizledin mi? Bu ne demek şimdi? Bir yılanı içeri alırsın ve kapıları kapatırsın. Fareler kaçtığında
Yılanı da misafir etmek zorunda kalırsın. Estella. İyi sabahlar Şerif. Merhaba Ed. Hadi indir ayaklarını, mobilyayı çizeceksin. Seni hiç anlamıyorum Robles. Ya dediğim gibi çok salaksın ya da çok zeki birisin. Biri sen ol, diğeri de ben olayım ha? Ben bu işi aldığını duyunca gerçekten çok şaşırdım. Sonra bunun ikimiz için de çok daha iyi olacağını düşündüm. Evet, sen çok düşünen bir adamsın. Biliyor musun Ed? Sen delisin. İşi neden aldın? Ha, bilmiyorum. Ben seçilmiş biriyim. Anlarsın ya, kanun ve düzen. Ne yapmayı planlıyorsun? Bilmiyorum. Tıraş oldun. Yeni bir elbise aldın. Ve şimdi de kahvaltı edeceğim. İyi bir yer biliyor musun? Beni kastediyorum. Hepsi senin beni kasabadan def etmeni bekliyor. Evet. Peki deneyecek misin? Hayır, şimdilik denemeyeceğim ama... Eğer istersen bunu yapabilirim. Benim botlarım senden 10 yıl önce parladı, bilmiyor musun? Evet biliyorum, sen bir kaplandın Ed. Dostlarına kasabaya gelip istedikleri kadar içebileceklerini söyle. Sokakların dışında kalsınlar ama. Söyleyeceğim. Ama sana gereken cevabı vermelerini. Nasılsın Şerif? İyi günler. Bu hazırlıkları niçin yapıyorsunuz? Bu geceki dans partisi için. Yılda sadece bir kez yaparız. Güzel. Bu çok hoş olacak. Bay Robles. Erkenden gelmeniz gerekirdi. Size uğramıştık. İşinize alışmak için zamana ihtiyacınız var. Komşu çiftliklere uğramıştım. Kim olduğumu bilmeleri iyi olur diye düşünmüştüm. Evet. Tabii ki. Bu çok iyi. Ama peki ya Bay Bannister? Ne olmuş ona? Ne mi olmuş? O hala kasabamızda dolaşıyor. Şimdi siz beni şerif olarak tuttunuz değil mi? Evet, bu doğru. Hı-hı. Evet. Ben de yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Şimdi Ed Bannister'ı buradan uzaklaştırmanın akıllıca olacağını sanmıyorum. Bir fikrim var. Bence bunu bekleyip... Bence bu iyi bir fikir değil. Bence de Bannister buradan giderse sorun olur. Sanırım doğru ama burada olması daha da tehlikeli. Bakın, endişelenmeniz gereken konu Ed Bannister'ın dostları. Ben burada olduğum sürece sizi rahatsız edemeyecekler. Tamam mı? Evet, akşamki dansta görüşürüz baylar. Bakariyo Maranqueño. Ay, qué bonitos ojos tienes. Lástima que tengas dueño. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera. Anda, dile que no cante. Esperé hasta que me muera. Pero no lo miro. Şapkanızı ve silahınızı masaya bırakın. Böylesi güvenli. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar Şerif. Şerif,
Dansla silaha izin yok. Kasabanın kuralı bu. Ha, kasabanın kurallarını ihlal etmek istemem. Teşekkür ederim. Şapkanızı çıkarın. Eğer talimatlarımı titizlikle takip ederse kızınız iyi olacak Bayan John. Merhaba doktor. İyi akşamlar Robles. Ben garanti ediyorum. Ne hoş bir kalabalık. Aslında ben kalabalıklardan hiç hoşlanmam. Çok sıkılırım. Evet. İzninizle. Öyle mi? Bence siz yine de doktorun söylediklerini dinleyin. Merhaba. Merhaba. Yumruğu kim atarsa vurulması gerekir. Kötü mü? Ay, o kadar da iyi değil. Affedersin. Bak. Uzun zamandır hiç dans etmedim. Bana bir şans verir misin? Kusura bakma. Dans için sözüm var. Peki bir sonraki için? O da alındı. Hı. Aynı kişi mi? Hayır, benim çok arkadaşım var. Belki sonra. Şimdi. Sonra dedim. Bay Brown. Bu Bay Robbins. Nasılsınız? Merhaba. Bu öğlen bizim çiftliğimize geldiğinizi duydum. Sizi kaçırdığıma üzüldüm. Olsaydınız iyi olurdu. Bay Brown, bu dans sizin. İyi akşamlar Bay Higgins. İyi akşamlar Şerif. Bu o küçük bayan mı? Evet o. Peki dans edebilir miyiz? Üzgünüm çünkü karıma içki için söz vermiştim. Affeder. Tabii ki. Evet, sanırım Bay Robles bu kasabada istenmediğini anladı. Anlamamak için kör olması gerek. Çünkü şerif olarak tutuldu. Bu onu topluluk içinde kabullenmemiz gerektiği anlamına gelmez. Sizi anlıyorum. Öldürmek için yeterince iyi ama bu onu ait olduğu sokaklardan ayırmamalı. Bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz? Evet, sanırım biraz temiz hava alacağım. İyi akşamlar Breezy. İyi akşamlar Şerif. Ne hoş bir kalabalık değil mi? Evet, hoş bir kalabalık. İçkin var mı Breezy? Ben de mi? Markası tanıdık görünüyor. Evet, bak gerçek şu ki o bana ait Şerif. Saklaması için Tilman'a onu ben bıraktım. Biliyorsun ki benim olmayan bir şeyi asla almam. Bu viski gerçekten çok hoş Breezy. Sen çok anlayışlı bir adamsın. Orduda mıydın Breezy? Süvariydim. Biliyor musun? Komutan altında tam olarak 50 adam vardı. Bahse girerim, inanmıyorsundur. İstersen al bak. İnanıyorum Breezy. Peki sen neden içeride değilsin? Böyle şatafatları sevmem. Evet.
Al bakalım. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim şerif. Biliyor musun? Babamın her zaman söylediği gibi şişe boşaldıysa yatma zamanıdır. Evet. Şimdi canlı bir şeyler çalar mısınız lütfen? Neden? Neden mesada kalmakta ısrar ediyorsun? Kalmam için yalvardılar, hatırlamıyor musun? Gururun yok mu hiç senin ha? Seni istemiyorlar, görmüyor musun? Öyleyse ben de onları istemiyorum. Limonata içip yağlı etlerini yemeye devam edebilirler. Ben duygularını anlayamıyorum. Hayır, anlıyorsun, anlıyorsun. Kirlerini temizliyor ve onların önünde eğiliyorsun. Beni isteyip istemediklerini umursamadığımı biliyorsun. Kalıyorum ta ki gitmeye hazır olana kadar. Pekala, iyi. Kal burada. Bannister'ın dostları buraya gelene kadar bekle. Ve sonra onların hepsini öldür. Sonra biz de geceleri sana dua edelim, olur mu? Teşekkür ediyorum. David Robles. Katilimiz bizim için öldürdü. Bekle. Sen gerçekten gitmemi mi istiyorsun? Evet. Neden? Bu kasaba için yeterince iyi değil miyim? Evet. Mesalılar seni istemiyorlar. Senin silahın onları değiştiremeyecek. Çünkü sen çok temizdin. Ve artık eskisi kadar değilsin. Ne biliyorsun? Belki sadece kadın olmaktan korkuyorsun. Seni mi istiyorum yani? İstemiyor musun? Sence ben katil olan bir adamı ister miyim ha? Ben senin gibi bir adamla evliydim. Of, benim hakkımda ne biliyorsun ki? Neden burada kaldığımı sanıyorsun? Neden bu işi aldım? Onlar için mi? Ya da $100 için mi? Estella. Estella, ben senin için burada kalıyorum. Ya ben ne? Ya da içip içip sarhoş olduğunda, kalabalığın ortasında. Talk about in the saloon when you get drunk. You're blind. Go on. Go on back in there and try to forget how you feel. Only remember one thing. I know. Bannister. Bay Bannister. Evet. Al. Bir şişe içki istiyorum. Sen neye bakıyorsun? Sana. Sen sarhoşsun. Ben yaşlıyım ve sen de sarhoşsun.
Doğru, biraz sarhoşum. Merak ediyorum. Acaba bir viski seni yavaşlatır mı? Neden silahını alıp ateş etmiyorsun Ed? Yarı ölüyüm ve hala seni indirebilirim. Sen neden silahını çıkarıp atmıyorsun? Ben seni çıplak elle öldürmek istiyorum. Dövüşecek kadar iyi misin? Her zaman senin biraz deli olduğunu söylerim. Bir saniye. Buraya gel bakalım. Pekala, hazır ol. Hayır, sen haklısın Ed. Belki yumruklarla daha eğlenceli olur. Şimdi başla. İyi geceler doktor. İyi geceler Kent. İyi, işte. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler millet. Sakin ol Robles. Ne yapıyorsun? Sakin ol dedim. Bileğine bakıyorum. Burada olduğun için şanslısın. Bileğime mi dedin? Evet, doğru. Kırılmış. Doktor. Doktor, parmaklarımı oynatamıyorum. Bunun anlamı ne doktor? Ne demek istiyorsun? Bileğim. Bileğimi kullanmalıyım. Birini vurup vuramayacağını mı soruyorsun? Cevap belli. Ama doktor ben. Artık silahını kullanamazsın Robles. Kötü bir şekilde yaralanmışsın kovboy. Bunu ne kadar çabuk anlarsan o kadar iyi olur. O şeyi elime sarma. İşime karışmasan iyi olur. Bu bandajı sağlam bir şekilde saracağım. Görülsün istemiyorum. Sadece bileğime sar. Umarım gömleğinin kolu düğmelidir. Böylece kimse kolunun bandajlı olduğunu anlamaz. Sen söylemezsen doktor. Söylemeyeceksin değil mi? Eğer yarın sabah kasabadan ayrılırsan... bunu yapmak için bir neden kalmaz. Sen ve Mesa için en iyisi bu olur. En iyisi bu olur. Herkes için.
Günaydın Şerif. Günaydın Brezi. Şerif, düşünüyordum da ben sana bir iyilik yapabilirim. Evet. Şey bak, Bannister'ı konuşurken duydum. Dün gece yaptığınız kavga onu gerçekten çok kızdırmış. Yarın kasabaya başka arkadaşları girecek. Başa çıkabileceğinden fazla. Bu bilgi bedava mı Brezi? İyi aslında... Sen buna bir paha biçebilirsin diye düşündüm. Şey olarak göz önünde bulundurabilirsin. Şey dolar. Dün geceki şişeye ne dersin peki? Evet, bu başlangıç olarak iyi olabilir. Senin için biraz daha sipariş edebilirim. Bu biraz zaman alabilir Roy. Evet bayım. 14 adam. Nereden geleceği benim için hiç önemli değil. Evet. Dostun mu? Yeni biri. Daha bu sabah geldim. Burası dost canlısı küçük bir kasaba. Evet, dost canlısıdır. Nereye gelmiştin genç adam? Hiçbir yere. Ben sadece bir iki günlüğüne kalacak bir oda arıyorum. Siz Dave Robles misiniz? Evet, bu doğru. Git buradan genç adam. He? Git buradan dedim. Tamam, içki için teşekkür ederim. Evet, saat 9:30. Saati biliyorum. Bu iyi. Çünkü öğleye kadar kasabayı terk etmiş olacağım. Bir gün bir hata yap ve beni vur. Tek bir şansın olacak. Eğer hata yaparsan ölürsün. Doktor. Değil. Ne yapıyorsun orada? Kasabayı terk etmezsen sana bir tabut ayarlamam gerekecek. Bu çocuğu tanıyor musun? Ne düşündüğünü biliyorum. Adın ne evlat? Danny Sheridan. Sen... Kuzeyli misin? Kaç adam öldürdün? 2. Tamam, o zaman şimdi hazır ol. Büyük bir isim olmak için büyük bir ismi vurman gerekir. İstediğin bu değil mi evlat? Evet. Ha? Vur o zaman. Şaka mı bu? Hadi. İsmimi alman için sana şans veriyorum. Önce sen. Dinle ben... Hadi çek vur. Bak silahım yok. Seni engelleyecek bir şey de yok. Vur hadi. Vur. 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 Hadi. Olmaz. Olmaz. Bunu yapmamalıydım. Bunu yapmalıyım. Bileğine tekrar bakmak zorundayım. Hadi kovboy gidelim. Bileğine bir bakalım. Acıyor mu? O kadar da değil. İyi o zaman. Tekrar muayene etmeme gerek yok. Ama kendine gelmelisin. Kırık bilekle ortalarda dolaşmasan iyi olur. Bannister gittikten sonra ayrılabilirim. Bannister'ın gittiğini kim söyledi?
Ona ben söyledim. Dave, neden aptallık yapmaktan vazgeçmiyorsun? Biz şimdi burada konuşurken yeni gelen birileri seni hedef seçmiş olabilir. Evet. Sen iyi birisin. Ama bu senin hayatın. Endişelenme doktor. Yaşayabileceğim kadar uzun yaşarım. Crazy. Oh. Aha, merhaba doktor. Sürekli kapının arkasından çıkıyorsun. Hayır. Ben fikrimi değiştirdim mi? Hasta değilim. Gerçekten iyi hissediyorum. Evet doktor. Her zaman orada olduğunu mu söylüyorsun? Korkarım öyle. Viskimin kaybolması, her şeyi bilmesi. Evet. Gerçi sana söyleseydim bir şey yapmaya kalkışacaktın. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Merhaba Şerif. Merhaba Brezi. Affedersin. Ben Bay Bannister'dan haber getirdim. Ne haber Breezy? Senin dediğin gibi kasabayı terk etmeyecekmiş. Onun yerine buradan sen gidecekmişsin. Eğer itirazın varsa 10 dakika içinde sokakta karşısına çıkacakmışsın. Bilmek istersin diye düşündüm Şerif. Breezy, dün gece birlikte içmiştik. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Evet öyle ama ben hiçbir zaman taraf tutmam. Benim yaşam tarzım bu. Anlıyor musun? Ben böyleyim. Sana kaçma fırsatı verdi. Kasabayı terk etmek için yeterince vaktim var. Ken atını hemen hazırlar. Asla yapamam. Gitmeyecek misin? Çık dışarı doktor. Ama Dave ben... Beni yalnız bırak. Hey Brezi, şunun güzelliğine bak. Gerçek bir silah. Bu mu? Evet. Herkese buraya gelmelerini söyledin mi? Evet söyledim. Higgins'lere, Smith'lere ve gördüğüm herkese. Bazıları sadece güldü. Ha, saat 10'da kimsenin yüzü gülmeyecek. Ne demek bu? Yani onu soğukkanlılıkla vurmayacaksın değil mi? Ortaya çıkacak kadar salak değildir. Ama kasaba kimin en iyi olduğunu görecek. Ve bu benim, emin ol. Dediğin gibi olsun. Ne istiyorsun? Yüzüne bir tokat daha mı? Kırık bilekle mi? Evet. Doktor söyledi. Bu kırık değil. Bak. Dün gece bana beni sevdiğini söyledin. Şimdi de ben sana söylüyorum. Neden gittin o zaman? Seni bir silahla paylaşmak istemiyorum. Çünkü ben seni istiyorum. Kendini bile savunamayan bir adamım. Neden bahsediyorsun?
Gururunla yaşarsın ama silahla yaşayamazsın. Lütfen, lütfen benimle gel. Bu iş için bana para ödüyorlar. Yapamam. Silah için para ödüyorlar. Silah öldü. $100 için ölmeye değer mi? He? Hiçbir zaman kaçarak yaşayamazsın. Ve ben bunu asla yapamam. Evet. Ama bana bir şans daha ver. Sana göstereyim lütfen. Yeni atlarımızı hazırlamasını söyledim. Şu anda her şey hazır. Gidebiliriz herhangi bir yere. Ve orada güzel bir hayat kurarız. Sen, ben ve kızım için. Lütfen gel benimle. Acele et. Hadi lütfen. Acele et. Hadi. Kaçacağımı biliyorlar. Yapma, bu hiç önemli değil. Günaydın Şerif. Sanırım küçük bir yolculuk yapacaksınız. Onu dinleme ne olur. Hadi lütfen. Lütfen. Ha. Git hadi. Acele et. Birimiz bu kasabaya fazla. Ben planlarımı kalmak üzerine yaptım. Git atları getir, ben buradayım. Tamam, burada bekle. Tam burada. Onu nereye yolladın Robles? Yardım için mi? Lütfen onu sakın dinleme. Onu sakın dinleme, olur mu? Emir verecek kimse yok mu Şerif? Bundan sonra artık kadınlara emir verebilirsin. Hayır! Hayır! Geri gel! Estela! Hayır, Estela! Gitme, hayır! Bana yalan söyledin, seni pislik. Hata bendeyse vur beni. Hadi vur. Ona para ver. Beni öldürmesi için ona para verdin. Vur hadi Ed. Adil değil. Beni yenebileceğini biliyorsun. Adil değil. Sakat olduğumu bilmen adil mi ha? Hadi Ed. Ha. Vur hadi. Hayır. Hayır, beni öldürmek istemiyorsun Dave. Lütfen. Gitsen iyi olur Ed. Yanlış adam oynadım Breezy.